İşkur Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 375 kişilik işçi alımı için kura çekilişi düzenledi. Sivas Müftülüğü için yapılan kuranın ardından yaşananlarsa çekilişe adeta damga vurdu. İşkur Sivas'ta Yıldız Belediye Başkanlığı için 5 asil 3 yedek, Sosyal Güvenlik Kurumu için 10 asil 5 yedek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü için 30 asil 15 yedek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü için 30 asil 15 yedek, Polis Meslek Yüksekokulu için 10 asil 5 yedek, Sivas Emniyet Müdürlüğü için 10 asil 5 yedek, Cumhuriyet Üniversitesi için 60 asil 30 yedek, Kültür Turizm İl Müdürlüğü için 30 asil 15 yedek, Sivas Müftülüğü için 40 asil 20 yedek, Sivas Belediye Başkanlığı içinse 15 asil 75 yedek işçi için kura çekimi gerçekleştirildi. Aysel Karataş. Sivas Müftülüğü işçi alımı için çekilen kuranın ardından yaşananlarsa kuraya damga vurdu. Vatandaşlar müftülük için yapılan 40'ı asil, 20'si yedek olmak üzere 60 kişilik çekilen kuranın göstermelik bir kura olduğunu ve usulsüzlük bulunduğunu iddia etti. 8 kişi el altından aldılar, 40 kişi şimdi kuraya katıyorlar, göstermelik gibi. Duruma tepki gösteren vatandaşlardan Emine Kuzu, Sivas Müftülüğü'ne daha önce 180 kişi alındı ama kurasız alındı. Şimdi ise başvuran 2887 kişi için göstermelik kura çekiyorlar dedi. Daha önce 180 kişi alındı ama kurasız alındı. Müftülük kendi el altından aldı. Evet, işkur üzerinde kayıt oldum. Ben de kayıt oldum ama çıkma el altından dediler. El altından aldılar 180 kişi. Müftülük için ne çekiliş yaptı ne bir şey yaptı. Şu anda 40 kişi göstermeli kuraya çekip de 2800 kişiyi koyun sürüsü gibi buraya katıp da böyle çekiliş yaptıramaz. İşkur'a başvuruda bulunan Rabia Önalsa, bu başvuruda bize yer ve saat söylediler ama daha önce alınan 187 kişi için ne yer ne saat söylendi. Tesadüfen kuranın çekildiğini öğrendik dedi. O 186 kişi içerisinde zaten kura günü belli değildi. Haberlerde bir gördük, İşkur kura çekti. Sadece bunu biliyorum. Bunda mesela müracaat ettiğimizde bize dediler ki çarşamba günü saat 1'de Fidan Yazıcıoğlu'nda çekilecek, kura çekilecek. Bunu belirttiler ama öbür 180 kişiyi belirtmediler. Şimdi benim 4 tane öğrencim var. Bunun ikisi üniversite öğrencisi ve şehir dışında okuyor. Biri lise öğrencisi. Ben ne yapayım? Hani umudumuz burasıydı. İşin resmi prosedüründe kura çekiminde hiçbir müdahalenin söz konusu olmayacağı belirtilerek 35 yaş altı erkeklerin kura kapsamında olmadığı vurgusu yapıldı.